Merhaba hanımlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Balkanlardan gelen çok lezzetli, her şeyin yanına da uyan ajvar sosunu ve hep beraber yapacağız. 3 kilo kapya biberimiz vardı. Onları güzelce yıkadık, kuruladık. Kurulamamız şart. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında güzelce közledik ve kapalı bir kabın içerisine alıyoruz. Soğumasını bekliyoruz ki daha kolay soyulsun diye. Makarna, pilav, sabah kahvaltısında et yemekleri, tavuk, her şeyin yanına yakışabilecek bir sos tarifi. Bunu yaptığınız zaman gerçekten artık her zaman yapabileceğiniz bir tarif olarak bugün sizlere sunuyoruz. 3 kilo kapya biberimiz vardı. 3 kilo da patlıcanımız var. Patlıcanımızın sap ve yaprak kısımlarını temizledikten sonra bir çatal yardımıyla birkaç yerinden delikler açıyoruz. Gerçekten makarnanın yanında sabah kahvaltısında et ve tavukta çok yakışabilen harika lezzetli bir sos tarifi. Patlıcanlarımızı da güzelce tepsimize yerleştirdikten sonra yine aynen öyle önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında közlenmeye gönderiyoruz. Fırından çıkan kapyalarımızı güzelce küçük küçük doğruyoruz. Kabuklarını soyduk. Ayıkladık. İçlerinin çekirdeklerini boşalttıktan sonra gördüğünüz gibi önce uzun şeritler sonra döndürüyoruz. Küçük kareler halinde kesiyoruz. Bütün kapya biberlerimizi bu şekilde bitiriyoruz. Közlenmiş olan patlıcanlarımızı da yine aynen öyle kapalı kaba aldık. Biraz beklettik. Soğuduktan sonra arasını bir bıçakla şöyle bir çiziyoruz kabuk kısmından. Sonra kaşık yardımıyla içini boşaltıyoruz. Sonra güzelce onu da küçücük küçücük doğrayalım. Hazırlayalım. İki baş kuru soğanımız vardı. Onları da yemeklik doğruyoruz. İki baş sarımsağımız vardı. Onları da güzelce soyduk. Çok ince ince bıçakla kıyıyoruz. Sarımsak ayrı bir tat, ayrı bir lezzet katacağı için sosumuza. Tenceremizin içerisine bir çay bardağı sıvı yağ aldım. Ve kuru soğanlarımızı içerisine döküp pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Soğanlarımız gördüğünüz gibi pembeleşti. Üzerine patlıcanlarımızı döküp şöyle bir çevirelim. Soğanla patlıcanı tamamen birbirine karışsın. Sonra kapya biberlerimizi ilave ediyoruz. Hepsini bir karıştıralım. Ocağımızın altı bu arada yanıyor. Sürekli karıştırmamız gerekiyor dibine almasın diye. Bu da ayrı bir özel konu. Yani çünkü içerisinde su olmadığı için. 3 yemek kaşığı kaya tuzumuz vardı. Onu ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı şekerimiz var. Onu da ilave ettik.
ve karıştırıyoruz. Gerçekten çok lezzetli bir sos. Özellikle sabah kahvaltısında et ve tavuğun yanında çok yakışan bir sos. Baharatlarımız vardı. Karabiber, kimyon, istediğiniz baharattan ilave edebilirsiniz. Onları koydum. Kırmızı toz biberimiz var. Onu döktük içerisine. Hepsini bir daha karıştıralım. Sürekli karıştırıyoruz. Ocağımızın altı yandığı için hani dibini almasın sosumuz. İki baş sarımsağımız vardı. Onları da güzel ince ince kıydık. Onları da tenceremizin içerisine döküyoruz ve karıştırıyoruz. Sonra blenderla sosumuzu çekmeye başlayalım. Tamamen püre halini alsın. Gördüğünüz gibi sosumuz gayet güzel, kıvam olarak, renk olarak harika bir görüntüsü oldu. Üzerine yarım çay bardağından fazla sıvı yağ döktüm. Pardon, ben zeytinyağı kullandım. Siz isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Güzel karıştıralım ve sosumuzu, ocağımızın altı hala yanıyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Ve sıcak sıcak kavanozlarımızın içerisine dolduruyoruz. Ağızlarını sıkıca kapatıyoruz. Gerçekten çok lezzetli bir sos. Hepinize de şiddetle tavsiye ederim. Tadı damağınızda kalacak bir sos tarifi. Kavanozlara doldurduğumuz sosları güzelce kapattık ve ters çeviriyoruz. Soğuyunca karanlık, serin bir yerde muhafaza ediyoruz. Bir videomun daha sonuna geldik. Valide Sultan ile Her Şey YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın.